Arkadaşlar merhaba, poligonisteyiz. Bugünkü tabancamız Smith & Wesson 45 Tactical modeli. Model 4566 diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Bildiğimiz 5906 modelinin 45'lik olan tek sıra şarjörlü versiyonu diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu taktikal 9'ları da var bunların. Bunların ne farkı var? Şu altında Picatinny Ray ilave ediliyor arkadaşlar. Bu modellerde. Bu da bunun 45'lik versiyonu tek sıra şarjör. Şöyle tekrardan geri takayım. Diğer bütün özellikleri aynı diyebilirim arkadaşlar tabancamız için. Şimdi şarjörü çıkarttığımda Smith Wesson'ların en güzel özelliği şöyle komple paslanmaz çelik olması ve şarjör emniyetine sahip olmaları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarjör takmadan düşmüyor. Şu şekilde. Şimdi bunlar genellikle böyle yüksek emniyetli saydığımız 3 emniyetli sisteme sahip olan silahlar. Sivil kullanıcılar için arkadaşlar esasında genelde Smith Wesson modellerini tavsiye ediyoruz. Niye? Çünkü bir mandal emniyeti var. Bastığınız zaman patlatmaz. Açtığınız zaman double action aynı zamanda. Şimdi şöyle mermiyi ağzına verdiniz. Buna bastın. Tetiği hiç dokunmadan düşürdün. Ama mermi ağzında. Bastığın zaman ihtiyaç halinde patlar. Şarjörde ağzında mermi unuttun. Şarjörü çıkarttın. Bastığın zaman patlamaz arkadaşlar. Bu yönden güvenlikli bir tabanca. Tetik ağırlığına da gelecek olursak gayet yumuşak bir tetiği var. Sürgü gitti geldi. Nispeten kısa bir reseti var. Çağdaşlarına göre çok kısa diyebilirim. Saat gibi gerçekten çok hoş. Şöyle 3 noktadan referanslı beyaz noktalı gez arpacığı var. Ele çok rahat gelen, yumuşak kurulan bir horoza sahip arkadaşlar. Emniyet mandalı bu arada çift taraflı. Sol el kullanıcıları için de rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Double action, tek sıra. Şimdi tabancamızı bir de beraberce sökelim arkadaşlar. Şimdi bunu geldik buradan. Arkadan mandaldan bastırıyorum. Tabi biraz sert. Geldik. Mandaldan bastık. Yavaşça çıkarttım. Şimdi bu Smith Wesson'ların en gıcık yeri şuradaki parçalar arkadaşlar. Bunları silah toplarken yerine oturtacağız. İrca mili ve yayı aynı. 5906'larda bildiğimiz gibi. Şöyle göstereyim. Şurada iğne blok emniyeti var. 45'lik olduğu için bayağı büyük bir namlusu var. Şöyle ışıkta iğne setlerini göstereyim. Bilmiyorum gözüktü mü. Yine zurna namlu diye tabir edilen bir çıkıntısı var namlunun ucunda. Yüksekçe bir kilidi var. Namlu kilidi. Hakikaten farklı. İçindeki işçiliği gayet temiz. Şu kısımlarında biraz çizikler var ama sonlara doğru hassas bir şekilde yapmışlar. Komple paslanmaz çelik bir malzemesi var. Silahçılar da çok severler arkadaşlar bunun malzemesini. İşlerken kaymak gibi derler. Silahçıların en çok sevdiği malzemelerden biri. Bu ayaklarda Picatinny Ray için. Tabi bu tabanca da kullanıcısı kaldırmış bu şeyi. İğne bloğunu kaldıran ayaklar itici tırnağa. Gördüğünüz gibi bu da hareketli yapmışlar. Tetiğin ön kısmında ayrıca bir yay daha var. Sonuna kadar basıldığı zaman o devreye giriyor. Şurada
Gördüğünüz gibi. Şuradaki parça da aynı 1911'lerdeki gibi yapmışlar. Silahın resetini oradan veriyorsunuz. Şimdi şu gıcık parçayı şöyle oturtayım. Buradan mandalı da dikkatlice silahımızı çizmeden yerine oturtturduk. Ses olarak da hakikaten çok böyle silah olduğunu hissettiren kuvvetli bir sesi var arkadaşlar. Çok hoş bir tabanca. Bazı böyle çok ince parçalar olduğu için bazı insanlar da çok haz etmiyor. Ama onun dışında bana göre güzel. Ağırlığı da 1078 gram geldi. Şarjörle beraber. Bir şarjörsüz bakayım. 1004 gram, 1000 gram gibi. Yanına mermilerini de koyalım. ...1248, 1250 gram gibi de düşünebilirsiniz dolu halini. Şöyle terazimizde de tek bir merminin ağırlığını da göstereyim arkadaşlar, merak edenler için. Tabanca alınır mı? Tabii ki de bana göre alınır. Neden alınmasın? Zaten piyasadaki çoğu tabanca da tek sıra 45'lik olarak da. Şimdi normal bir 45'lik tabancaya göre de üst namlusu itibariyle yine aynı 1911 platformuyla kalınlık olarak da. Alt gövdesi gene ince, tek sıra olduğu için kabzesi de çok ince, ekstra bir kalınlık bir şey yok. O yüzden rahat açıkçası. Normal tabi 1911 sevenlere 1911, bu onlardan biraz daha emniyetli ve biraz daha fiyat olarak da uygun fiyatlı diyebilirim. Tabi çok fazla ıvır zıvır parçası var üzerinde. Diğer modeller biraz daha sade. Ama genel anlamda ben beğendim. Tabi bu tabanca çok olmuş sahibi alalı. Şuralardan biraz pas yapmaya başlamış. Ama işlemi olarak da böyle tam dönmüşler. O güzel. Şu kısım şöyle tam ele oturuyor. Böyle. Bu iyi. Yani büyük elli bir benim gibi bir kullanıcı için de silah elime tam oturdu. Şuradaki ergonomisi falan güzel olmuş. Double action olması çok iyi. Bastığınız an patlamadı. Bas bir daha üstüne. Devam et. Veya işte mermiyi ağzına ver, ağzında taşı. Kurulu kilitli taşımana gerek yok. Böyle de tetik oldukça sert. Herhalde 7-8 kilolar mertebesinde. Tetik ağırlığı kuruluyken de herhalde 2 kilo ancadır. Öyle çok da aman aman sert değil arkadaşlar. Güzel bir tabanca. Ben beğendim. Değişik. Bu zamana kadar böyle çok rastladığım bir tabanca, bir model değildi. Bunun 9 milimetresi piyasada çok ama 45'lik olarak pek fazla yok. Zaten bu taktikal modelleri de piyasada çok fazla yok. Dediğim gibi altına Picatinny ray takılan. Tabancamız böyleydi. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de atışına bakalım şimdi beraber. Poligona geçelim. Şimdi geldik poligonumuza. 5 metreden bir başlayalım. Bir 3 tane 5 metreden atacağım. Oldukça kuvvetli bir tabanca, gerçekten güçlü. Bir tık alt vuruyor sanırım. Şimdi 10 metreden de
Atalım. Şimdi 5'ten nişan ayarına baktım. Bir tık alt gördüm ya. Turuncunun üstüne nişan alıyorum arkadaşlar. Parmağım biraz uca doğru kaldı. Hafiften sola gitti. Evet. Tabanca gerçekten biraz ürkütüyor. Şu üstünde bir oyukluk yapmışlar. Buralardan gaz mı geliyor acaba? Ne oluyorsa bayağı bir alev çıkarttı. Sorun değil. Kalan mermilerimizi de hedefe yerleştirdik. Gerçekten güzel oldu. Tabi bu mermilerde attıklarımız Remingtonlu. Şimdi bir Selio Bellot atacağım bir tane. Şimdi arkadaşlar, mermiyi ağzına verdik. Emniyeti açtım, düşürdüm. Bu oyukluktan buradan içindeki mermiyi de görebiliyoruz. Ağzında mermi var mı yok mu? Buradan da gözüküp anlaşılabiliyor. Şimdi mermiyi ağzına verdik. Emniyeti açtım. Horoz düştü. İhtiyaç halinde kaldıracağım. Kulaklığımı tam kapatayım. Şimdi emniyetteyken basmaz. Ama kaldırdığım anda bakın, horoz emniyeti kapattığım zaman bir miktar içeriye girdi. Yani buradaki şu emniyet mandalı bakın horozu gizliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? O yüzden emniyetteyken yere düşüp falan patlama ihtimali yok. Aynı zamanda iğne blok emniyeti de var zaten. Şimdi mermi ağzında emniyet mandalına bastım. Horozum düştü. İcabını da kaldırıyorum ve double action pozisyonunda çift hareketteyken kaldırıp atıyorum. Bu da ortada. Evet. Bu açıdan da güzel bir tabanca. Gerçekten hakkını vermişler. Yani şunu kontrol ediyorum. Boş. Tekrardan kontrol ettim. Boş. Yani şunu kaldırıp şu hareket sizin nişan aksınızı bozmuyor açıkçası. Şöyle kaldırdığınız gibi nereye gördüysen orada düşürebiliyorsun. Şimdi böyle elle muayene ederken biraz sert gibi geliyor. Ama şu hareketi hızlıca yaparken çok rahatlık sağlıyor. Belimize koyalım bir de. Belimdeki siyatı da şöyle. Şimdi üstümde dar diyebileceğim bir gömlek var. Silah belimde hiç rahatsız etmiyor açıkçası. Şöyle dışarıdan da belli oluyor mu gömlekten? Belli olmuyor. Silahla alakalı aklıma gelenleri söyledim arkadaşlar. Sizin de söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bekliyorum. Ve her zaman olduğu gibi şarjörü size devrediyorum. Görüşmek üzere. Güvenle kalın.